Özgür Gazeteciliğin Adası 12 Punto'dan herkese merhaba. İlk programımda da çok değerli bir konuğum var. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Gökhan Günaydın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısız olmasını isteyen CHP'liler olabilir mi? Vardır. Yoktur diyemem yani. Kırgın olduğunu söyleyen arkadaşlarla oturalım, yarım saat konuşalım. Tecrübenizle baktığınızda nasıl gitti süreç? Daha iyi olabilirdi. Yani bunu açıkça söyleyeyim, daha iyi olabilirdi. 1 Nisan sabahı başarıyı ne olarak değerlendirirsiniz? Dolayısıyla büyük kentler, büyük şehirler en önemli. 31 Mart'tan sonra kurultay var mı Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Ya neden olsun? Ya neden olsun? Bence olmaz da. Diyelim ki arkadaşlar kurultay istiyorlar ve yeterince sayı topladılar. Hain falan değillerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani 31 Mart için çalışmayıp da 1 Nisan hesabı yapıyorsan o zaman CHP'lilik ahlakıyla ilgili bir sorunum var demek. Çok önemli söyledin. Yani 10 yıl evvelki kurultay kongrede onunla şöyle bir kavgamız olmuştu. Onu mu aklında tutuyorsun hala? Talihsiz bir sözdü. Çok, evet. Uygun olmayan bir sözdü. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğiyle derhal devreye girdi. Ben 14 belediyemizin tamamını muhafaza edeceğimiz konusunda hiç kuşku duymuyorum. Bayrampaşa şu anda çok iyi gidiyor. Üsküdar iyi gidiyor. Tuzla iyi gidiyor. Ve 20'nin biraz daha üzerine çıkacak bir Cumhuriyet Halk Partisi belediye sayısının sürpriz olmayacağını düşünüyorum. İstanbul Belediyesi'nin işlettiği bel turların bir işe yaradığını düşünmüyorum. Bir CHP'li milletvekili olarak bunu söylemem garip olabilir. Depreme dirençli hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun iki yöntemi var. A. Dünya Sefalet Endeksinde, çok üzülerek söylüyorum, ilk 10'da Türkiye. İlk 10. Özellikle emekliler önünü çeviriyor, soruyorlar. Diyorlar ki biz insan değil miyiz? Bakın bu çok ağır bir cümle. Biz insan değil miyiz? Türkiye'nin içinde bulunduğu bir kötü filmdir. Bu kötü filmden çıkmak zorundayız biz. İmamoğlu ve Özel görüşüyor mu? Nasıl araları? Ama partide bir değişim gerekiyordu ve değişimin gereğini yapmaya gayret ettik. İçinize sinmeyen adaylar var mı? Var tabii ki ya. A belediye başkanı, B milletvekiline yakın. Bakın bu benim kabul edebileceğim bir şey değildir. Bana yakın bir tane belediye başkanı yok arkadaş. Benim hayatımda çıkartmak istediğim 2 yıldır 2013 ve 2014. Kapatılsın. Bu sapıklık yuvaları, denetim dışı olan bu yapılar kapatılsın diyoruz. Milli Eğitim Bakanı'nın kendisi denetime muhtaç. Tabii bir laik yurttaşın tarikatlardan şikayeti kadar muhafazakar çocuklar da oralardan şikayetçi. Bir avukatlık süreciniz başladı değil mi? Siyasete bir ara vermek zorunda kaldınız. Evet, başarılı bir avukatlık sürecim oldu. 8 yıl kadar. Evet.